Sevgili izleyiciler, yeni bir gün başlıyor. Evet, biz bizi savaşa mı sürüklüyor? Tabii bu edilgen bir durum. Biz kendimizi mi sürüklüyoruz ya da bizi yönetenler mi sürüklüyor? Tüm bu sorulara yanıt aramaya çalışıyoruz. Savaş derken hep şunu vurguluyoruz sevgili izleyiciler. Savaşı birileri çıkarabilir, bir takım kazançlar olabilir, bir takım kazançlar arzu edilebilir ama kazananı yoktur. Tarih bunu göstermiştir. Yıkım, ölüm demektir. Şimdi bu ortamda dış politika sonuçta savaşa karşı bir diplomasi atağıyla, dış politika dediğimiz bir bilim diyelim, artık okullarda da öğretiliyor ya hani bu bağlamda, o da savaşa karşı bir müzakere oluşturur ülkeler arasında, devletler arasında. Suriye ile ilgili böyle bir müzakere oluştu. Şu anda hani bir haftalık bir öteleme yapılmıştı. Bu arada ortalık coştu. Suriye'de başka şeyler oluyor. Türkiye'den farklı açıklamalar, kara harekatı söylemleri vesaire, tüm bunları Öztürk Yılmaz'la konuşacağız sevgili izleyiciler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcılarından. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi sabahlar. Çok teşekkür ediyoruz. Maalesef böyle sabahlarımız bugün de bir güneşli ki Ankara, bir evet, güzel ki doğru. Sanki değil mi? Bahar havası var. Bahar havası. Dün de öyleydi. Dün de öyleydi. Yavaş yavaş uyanıyor böyle. Bahar uyanırken biz de uyanalım. Gözümüze ışık girsin. Bir aydınlanalım istiyoruz sabahları. Maalesef kötü konuları konuşurken, sizleri de güne hazırlarken, hep beraber güne hazırlanırken. Şimdi bir sıcak gelişme var. Onu söyleyeyim, onu da konuşacağız. Birleşmiş Milletler bugün Türkiye'yi görüşecekmiş sevgili izleyiciler. Rusya'nın talebi üzerine kapalı oturumda TSK'nın Suriye sınır ötesini bombalamasıyla ilgili top atışları konusunu değerlendirecekmiş. Birleşmiş Milletler'in gündemindeymiş. Bunu da değerlendirelim. Tüm diplomatik ataklar ya da işte çabalar, Türkiye'nin şu anki konumu nedir, nereye evriliyor, nereye götürüyor bizi diye hepsini değerlendirelim. Bu bölümde sohbete başlarken ama bir geçen seneye gidelim istiyoruz. Beraber bir geçen sene bugün ne konuşmuştuk, bir onlara bakalım istiyoruz. Ne kadar mesafe aldık yoksa alamadık? Dün neydi, bugün ne oldu, gelecek ne oldu, ne olacak sorularını o şekilde değerlendirebilmiş olalım istiyoruz. Geçen sene bugün. Gazetesi Özgecan gündemine devam ediyor. Türkiye'nin canı ifadesi görülüyor sevgili izleyiciler. Özellikle Özgecan'ın katledilişi bir sıçrama, bir Türkiye'de hakikaten büyük bir infial yarattığı için aynı zamanda tacizciler de görülüyor haberde. Özgecan'ı katledenler de görülüyor ve herkes taciz hikayelerini anlatmaya başladı, onu görüyoruz. Milliyet gazetesi ise Uludere'nin bilinmeyenlerini yazmış sevgili izleyiciler. Uludere bize sorulmadı diye. Yarbay Taner Dündar ifadeleri yer buluyor. Tuğgeneral Halil Erkek'le birlikte izledikleri grubun kaçakçı olduğu kanaatine vardıklarını söyledi. Uludere 34 insanın yaşamını yitirdiği olayla ilgili, 2013'teki olayla ilgili gündeme çarpıcı bir haber getirmiş Milliyet. Habertürk'te de yine Milat Özgecan ifadesiyle Özgecan gündemini görüyoruz. Ve Özgecan için Türkiye ayakta, şimdi sıra çözümü bulmakta demiş Habertürk gazetesi sevgili izleyiciler. Önemli olan burada insanların taciz hikayelerini ortaya dökmesi. Sözcü gazetesi PKK yürüyor, polis koruyor, halk yürüyor, polis dövüyor ifadesini kullanmış. Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişi, hapsediliş yıl dönümü dolayısıyla bir gündem vardı. O gündemin devam ettiğini, 16. yıl dönümünde pek çok ilde düzenlenen yürüyüşler olduğunu aktarıyor Sözcü. Cumhuriyet gazetesi öfke patlaması demiş ve Özgecan cinayeti dilleri çözdü, kadınlar suskunluğunu bozdu, taciz anıları döküldü diye özellikle bütün gazetelerin ön plana çektiği Beren Saat'in fotoğrafı görülüyor. Diğer ifadede bulunanlar da, kendi anılarını anlatan kadınlar da yer buluyor Cumhuriyet gazetesinde. Evet, Yeni Şafak gazetesi demiştik ama yeni çağ geldi. Gelin siyasi ahlak yasası yapalım diye de Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı yeni çağda yer bulmuş sevgili izleyiciler. Geçen yıl bugün konuştuklarımız bunlarmış. Diplomasiyi pek manşette göremedik ama yine benzer Suriye meselelerinin de devam ettiğini biliyoruz. Özellikle kadına yönelik şiddetin Özgecan'dan dolayı ön plana çıktığı bir durum söz konusu. Beğendiniz mi geçen sene bugün yaşananları? Evet, geçen yıl hakikaten Türkiye'nin Özgecan cinayetiyle ilgili olarak Türkiye'de çok büyük bir uyanış oldu özellikle. Maalesef toplumumuzdaki eleştirilmesi gereken konular
daha su yüzüne çıktı. Bizim toplumumuzda büyük bir dejenerasyon var. Etik değerlerimiz hakikaten yerle bir olmuş. Bu konularda bir duyarlılık gelişti Türkiye'de. Ben şahsen o konuda, bu cinayet konusunda daha sonrasında Özgecan'ın her resmine bakışımda bir hüzün kaplar beni. Bu bir de güzel şey, bakıyor ki değil çok, mi? Çok, çok. Bir de güzel bir çocuğumuzdu maalesef. Bunu tartışmaya biz kadına şiddetin simgesi haline geldi zaten Özgecan. Onu tartışmaya devam ediyoruz. Maalesef bakış açısı da devam ediyor çünkü. Evet. Kadına bakış açısı topluma nüksettirilen o bakış açısı devam ettiği için şiddet de devam ediyor. Her şey devam ediyor. Yani hiçbir şey değişmemiş hayatımızda onu maalesef, anlıyoruz. Maalesef. Ölümler de devam maalesef ediyor. Şimdi bugünün gündemine dönelim. Gazetelerin hemen hemen hepsinin manşetini de Aziz düşmesin, Türkiye'nin tutumu aktarılmış. Özellikle Hürriyet gazetesi Türkiye'nin tezini özetlemiş 3 başlıkta. İşte mülteci akını olabilir, PYD'nin toprak kazanımı sıkıntıdır gibi gerekçeler sunuyor. Türkiye'nin gerekçelerini ortaya koyuyor. IŞİD olmadığını vurguluyor o bölgede ve Aziz'in güvenli bölge olarak kalmasını istediğini anladığım kadarıyla Türkiye'nin tezleri bu. Evet. Şimdi Türkiye tezlerini nasıl ifade ediyor ve ne yanıtlar buluyor? Bir fotoğrafı sizin gözünüzden görelim. Şimdi şu anda Halep'in kuzey ile güneyi arasında ki muhaliflerin olduğu bölgede Rusya'nın Halep'in doğusundan gelip Afrin'i kesmesiyle birlikte bir hattı kapattı. Muhalifler kuzeyde kalanlar, yani Halep'in kuzeyinde kalanlarla Halep'in güneyinde kalanlar arasındaki bağlantı koptu. Birincisi bu. İkincisi, kuzeyinde kalan dar bölgede de bu defa Afrin'den bir PYD'nin bir toprak kazanması var. PYD bu krizden yararlanıp toprak kazanmak istiyor. PYD, çünkü arkasında Rusya var ve hatta Amerika ses çıkarmıyor, müttefiğimiz diyor. Çünkü IŞİD'e karşı kara operasyonu olduğu zaman PYD'yi kullanacak. Şimdi bu hat kapanması tamamen kapandı. Ama bir de Aziz'in düşmesi halinde büyük bir mülteci olacak. Bu doğru. İki, PYD tekrar Fırat'ın bu defa batısına, yani Cerablus'tan geçmek değil, bu defa Afrin'den doğuya doğru ilerlemiş olacak ve Mare, Cerablus hattının o koridoru kapamış olacak. Bu defa ne olacak? 911 kilometrelik Suriye sınırının belki de 800 kilometresi tamamen PYD'nin kontrolüne geçmiş olacak. Yani büyük kısmı zaten onun kontrolünde. Zaten kontrolünde, ama o hat kapatıldığı andan itibaren bu defa Afrin'le diğer PYD'nin oluşturduğu iki kanton, şu anda onlar birleşmiş, üçü birleşmiş oluyor. Büyük bir araziye hakimiyet çıkıyor PYD'nin. Şimdi Türkiye tabii burada bu hattın açılmasını istiyor. Aziz'in kesinlikle Aziz'e, PYD'nin yaklaşmamasını istiyor. Ve oradaki Menek Hava üssünü bombalıyor. PYD'nin oradan püskürtülmesi için. Yani o bölgenin güvenli bölge kalmasını istiyor ama bir yandan da o bölgenin El Nusra hakimiyetinde, El Kaide unsuru hakimiyetinde olduğu ifade ediliyor. Yani El Fetih'in elindeydi o, biliyorsunuz o üs El Fetih'in elindeydi. El Fetih'in bileşenlerinden, ana bileşenlerinden bir tanesi El Nusra. Yani radikal dinci bir grubun elinde kalması mı iyi, PYD'nin elinde kalması mı iyi? Hani biraz kafalar karışıyor burada. Hayır, şimdi burada şöyle, PYD tamamen şu anda, yani gerçekleri konuşmamız lazım. PYD şu anda Rusya'nın Türkiye'ye karşı kullandığı bir piyon. Nokta. PYD'yi kullanıyor Türkiye'ye karşı. Türkiye'ye karşı Türkiye'nin elini zayıflatmak için kullanıyor. Şimdi bizim şu andaki arazideki durum bu. Bir taraftan da şey kullanıyor PYD'yi. Amerika'da sessiz kalmak suretiyle. Bugün AB dış politika temsilcisi Türkiye'nin PYD'ye olan saldırısını durdurmasını istiyor. Şimdi bizim eleştirdiğimiz konu şu. Bu Suriye denklemini biz baştan bilseydik, bugün bu kadar yalnız kalıp ulusal çıkarlarımızın bu kadar zedeleneceğini görebilseydik, bu hataları yapmamış olurduk. Dolayısıyla da dar bir alanda paslaşmak zorunda kalmamış olurduk. Paslaştığımız ülkeler de azaldı. Yani bizim Türkiye'de Aziz'i istediğiniz kadar bombalayın, İstediğiniz kadar
yaklaştırmayın. Ama arazideki durum Türkiye'nin aleyhine gelişiyor her gün. Hı hı. Ve Türkiye iyice arazide yalnızlaşıyor. Bir şey okudunuz. PYD konusunda, PYD olan top atışının durdurulması konusunda. Birleşmiş Milletler bugün toplantı i̇şte yapacakmış. Kimin talebi üzerine dediniz? Rusya'nın üzerine. Ben okumadım haberi ama bu doğruysa şu anlama geliyor. Evet, sıcak bir gelişme, evet. Yeni düşünmüş. Yani Rusya Türkiye'ye zarar veriyor. Her geçen gün zarar veriyor. Türkiye'nin ulusal güvenliğini mahvediyor. Güneydeki bütün Türkiye'ye karşı oluşumları destekliyor. Ve bu şu anlama geliyor. Biz bu Suriye denklemine eğer bir kara operasyonuyla dahil olursak bu defa büyük bir şeyin içine de girmiş olacağız. Şu anda durum yani ne? Yani biz Suriye'ye girmiş olursak Rusya ile karşı karşıya kalmış olacağız anlamında mı yani söylüyorsunuz? Yani Rusya direkt belki kendisi yapmayacak ama bu defa PYD'yi buna elinde ne kadar unsur varsa rejim Esad'ın güçlerini, başka arazideki başka bir sürü piyonu ve bir sürü teröristi Türkiye'nin üzerine salmış olacak. Belki kendi doğrudan şey yapmayacak, bir karşılık vermeyecek. Ama ne kadar kendi kontrolündeki unsur varsa bunu Türkiye'nin üzerine salmış olacak. Burada şu var, bu PYD bu alanı ne zamandan beri kontrol ediyor? 2 yıldır neredeyse. 2-3 yıldır kontrol ediyor. Yavaş 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 yavaş. Bu kadar şu anda bile 600 kilometre, 650 kilometrelik bir alanı kontrol ediyor. Yani şu ana kadar hiçbir ses çıkarılmadı. PYD eğer... Ses çıkarmayı bırakın, biz peşmergenin geçişi için koridor, evet, açtık. Koridor üzerimizden açtık. Şimdi topraklarımızdan gittiler desteğe oraya. Desteğe gittiler. Kesinlikle Türkiye'de görüşme oldu falan. Diyorlar ki efendim o zaman biz bunlara işte... şey yapın, Esad'a karşı muhalif, Esad'a karşı savaşın dedik. Bizi dinlemediler. E peki Esad'a karşı bugün PYD Esad'a karşı savaşmış olsaydı, PYD Türkiye'nin güvenliğine tehdit olmayacak mıydı onların fikrine göre? Biraz güdük düşünmüşler galiba, evet, benim anladığım. Şimdi burada bir şey var. Yani bölgedeki bütün dinamikler şu anda Türkiye'nin aleyhine gelişiyor. Ve Türkiye arazide yalnızlaştı. Türkiye Suriye denkleminin dışına itildi. Bunu bir kere görmek lazım. Azize yaklaştırmayalım. Peki yaklaştırmasın, yaklaştırmayalım. Peki bu kesilen, yani Halep koridoru öyle durduğu sürece 40 kilometrelik bir alanda sıkışmış olacak muhalifler. Peki Türkiye'nin eli kolu bağlanmış olmayacak mı? Yani Azize'yi her şeyin merkezine koyuyoruz. Niye? Kuzeydeki bir stratejik bir nokta diye. E peki koridor kesilmiş, daha stratejik bir nokta. O stratejik değil mi? Örneğin iki kantonun bütün o güney sınırını PYD almış. Bu stratejik değil mi? Afrin'i ve etrafını çevrelemiş. Bu stratejik değil mi? Fırat'ın batısına geçmeleri kırmızı çizgiymiş. E peki Fırat'ın doğusundaki o bütün alanı kontrol ediyor. O kırmızı çizgi değil mi? Evet. Afrin'in aşama aşama geldik, evet, sıkışmışlığın içine. Afrin'in doğusuna geçmesi de kötü. E peki Afrin'de olması tehlike değil mi? Yani bizim hakikaten ne yaptığımızı ben anlamak istiyorum. Bizim şu anda Türkiye'nin bölgede bu Suriye politikasından dolayı dostu kalmadı. Biz Amerika PYD'den kalmadı. Bakınız Amerika PYD'den vazgeçmiyor. Amerika PYD'yi Türkiye ile aynı kefeye koyuyor. Bu kadar bir noktaya gelmişiz. Ama ya ben ya o diye biz söyledik, PYD ile aynı kefeye koyan biz olduk. Biz diyelim ki söyledik, yanlış yaptık, şey yaptık. Ama Amerika'nın 50 yıldır Türkiye'yi müttefiki güya böyle bir noktaya sürüklemesi ne anlama geliyor? Yani Amerika hakikaten Türkiye'nin bütün tezlerini çürütmek istiyor. Rusya zaten açıktan düşmanlık yapıyor. Şimdi böyle bir denklemde biz tabii ki ben dün de söyledim. Gücümüz varsa, kendi gücümüz, kendi stratejik planımız varsa gerekirse en derin noktaya kadar gidelim. Müdahale edelim. Ulusal çıkarlarımızı koruyalım. Ama bunlara mı güvenerek bir şey yapacağız? Bunlara nesine güveneceğiz? Ya Türkiye'yi en basit noktada bile savunmak arkasında durmayan bu kuvvetlerin neyine güveneceğiz biz?
Ama Türkiye kendi kendine getirdi. Yani Türkiye dış politikası getirdi bizi buraya. Onu AKP zaten bakış açısı getirdi. Evet. Şimdi şu karanlığın içinde bir savaş görüyor musunuz hakikaten? Bir sürükleniş var mı? Türkiye'nin böyle bir kara harekatı falan söyleniyor ya hani. Şimdi şöyle, şu anda kara harekatıyla ilgili daha doğrusu iki tane olasılık, ayrı olasılık vardı. Bir, IŞİD'in Suriye'den ve Irak'tan temizlenmesi. Bu bir kendi mecrasında şu ana kadar işte hava operasyonlarla falan devam etti. İkinci konu ise Suriye'nin Esad'dan temizlenmesi. Bu da Türkiye'nin, Suudi Arabistan'ın, Katar'ın daha çok geliştirdiği, planlar yaptığı, kara operasyonu yaparsak ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz şeklinde planlar yaptıkları. Ancak bu ülkeler, bu üç ülkede bunu belli ki Amerika'nın öncülüğünde veya onun desteğiyle yapma fikrindeydiler. Şimdi Amerika bulunduğu noktadan bir geri adım attı. Atınca bunu planlayan bu ülkeler açıkta kaldılar. Şu anda böyle bir şeye kalkışılması halinde Türkiye'nin ciddi manada bir ateşin içerisine atılmış olacağı bir durum ortaya çıkıyor. Kimle biz orada ittifak yapıp da savaş yapacağız? Kim var mesela? IŞİD'le mi yapacağız? Şu savaş bölgesinden kaçan, doğru dürüst bir yapılanma oluşturamayan, 4 yıldır bütün yaptığımız, verdiğimiz paralara, yardımlara rağmen hiçbir faaliyet gösteremeyen Özgür Suriye ordusuyla mı yapacağız? Kaldı mı Özgür Suriye Yok, ordusu? Yok zaten yani artık... Onun için diyorum bazı şeyleri konuşalım. Yani Türkiye'nin bu stratejisi de burada çökmüştür. Muhalefet yaratma stratejisi. Kredibil yani güvenilir, savaşabilir bir şey yok ki. Arazide bir karşılığı yok artık. Yurtta sulh, cihanda sulh deseydik herhalde bunların hiçbiri olmayacaktı. Biz şunu diyorlar ki efendim Ankara çevresine hiç müdahale etmesin mi? Ankara Ankara'da mı otursun? Biz küresel gücüz, bölgesel gücüz, müdahale edeceğiz. Bunda bir sorun yok. Daha da büyüğünü yapabilirsin. Ama imkanlarınla bölgenin şartlarını orantılı bir şekilde düşün. Eğer yapabiliyorsan bundan da Azize sadece iki top atışı yapma. Gerekirse 150 top atışı yap. Ama gücün olsun. Kendine ait gücün olsun. Böyle bir gücümüz var mı bizim? Bu soru işaretidir. Yani biz niye eleştiriyoruz? Çünkü maceracı diyoruz. Neden maceracı diyoruz? Çünkü ortam belli. Kimlerin Türkiye'ye karşı olduğu belli. Kimlerin Türkiye'yi hemen satabileceği belli. Zaten satmış durumda. Ne demek yani PYD ile hem PYD'ye işte toprak kazanmaktan vazgeçmesi, Türkiye'de top atışını durdurması. Şimdi bu açıklamayı okuyan bile Türkiye'nin Amerika'nın gözünde PYD ile aynı kefeye konduğunu anlar. Bu Güvenlik Konseyi'ne ben diplomat kökenli bir insanım. Büyükelçiliği. Açıkça bir şey söyleyeceğim. Amerika'nın tavrı nereden belli? Buyursun, eğer Ruslar getirdiyse hemen bunu veto etsin. Görüşmesinler bile. Eğer Türkiye'nin yanındaysalar. Niye görüştürüyorlar? Çünkü Amerika'nın burada PYD'yi koruma, PYD ile birlikte hareket etme şeyi var, planı var. Rusların da başka planları var. Esat'ı diriltme, Esat'ı diriltecek bütün güçlerle ve bu bağlamda farklı hesaplar var. Türkiye'nin elini zayıflatma. Şimdi bütün bunları birlikte değerlendirdiğimiz zaman arazideki bizim varlığımız terör örgütlerini bize karşı yönlendirir. Bir planımız varsa Suriye'nin bir bölgesine girip orayı kontrol etme. Ona ait gücümüz varsa, her şeyi göze almışsak, bütün planları yapmışsak onu görelim. Ama biz yaparız bir şeyler, nasıl olsa gelir bize de yardımcı olurlar mantığıyla gidersek hiçbir şey elde edemeyiz. Suudi Arabistan'a ne kadar güvenebiliriz? Bakın Suudi Arabistan Yemen'de biliyorsunuz operasyon yaptılar. Hava operasyonu yaptılar. Yemen'de, çünkü Yemen'deki bütün dengeler Suudi Arabistan aleyhine gelişti. Ve Suudi Arabistan yanına topladığı Arap ülkeleri ve birkaç müttefikiyle Yemen'e büyük bir operasyon yaptı. Ne yaptı? Suudi Arabistan Yemen'de bir şey değiştiremedi. Değiştiremez. Çünkü bunlar bu ülkelerin bağlı, göbekten bağlı olduğu başka yerler var. Bir noktaya geliyorsunuz, dur diyorlar.
Kara harekatı konusunda da Amerika Birleşik Devletleri'nden dur dendiği zaten ifade ediliyor Suudi Arabistan'a. Tabii dolayısıyla Türkiye ile yan yana kalan Suudi Arabistan'ın ne yapacağı. Dolayısıyla biraz belirginleşmiş oluyor bir şey yapamayacağı diyelim daha doğrusu. Kısa bir reklam arası verelim. Reklamdan sonra bu fotoğrafın içinde ne yapmak lazım? Nerede hamle yapmak lazım? Biraz onu görmeye çalışalım. Sizin önerilerinizi dile getirmeye çalışalım. Kısacık bir aramız var. Durum ortada. Öztürk Yılmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'la o durumu bir tasvir ettik. O haritanın üstünde görüneni tasvir ettik. Türkiye'nin hatalarının altını çizdik. Artık bundan sonra ne yapılacağı konuşma zamanı. Şimdi bir izleyenimiz de soruyor, diyor ki CHP olsa şu durumda ne yapacak diyor. Daha da net okuyalım. Cahit Dilek izleyenimiz, aynı zamanda da Anka Strateji Merkezi'nden zaman zaman konuk ettiğimiz bir isim. Suriye IŞİD konusundaki krizden çıkmak için CHP hangi politikayı izler bugün iktidar olsa diye soruyor. Hemen başlayalım konuşmaya. Bundan sonrasını görebilmek için ne yapmak gerekiyor? Şimdi şöyle, Türkiye'nin Amerika ile bir kere bu konuda bir oturup konuşması gerekiyor. Yani bu olması gereken bir durum. Türkiye'nin bölgede milli çıkarları bu kadar zedelenirken Amerika'nın bir anda Türkiye'nin arkasından çekilmesi ve PYD ile Türkiye'yi adeta aynı kefeye koyması konusunu ele alması gerekiyor. Birincisi bu. Yani önce bir görüşmesi gerekiyor bunu. Ciddi manada görüşmesi gerekiyor. İki, Türkiye'nin o bölgede güvenlikli bölge fikrine sıcak bakmaları gerekiyor artık. Çünkü bu mülteciler, başka şeyler falan. Ama daha da önemlisi, biz artık nasıl bir Suriye görmek istiyoruz konusuyla alakalı. Suriye şekilleniyor çünkü tabii, bir yandan çünkü, masada bir yandan sahada değil mi? Kesinlikle. Yani kimse şununla bizi kandırmasın. İşte muhalifler bir fikir götürecek. Ondan sonra da Esad'ın kendi ekibi bir fikir götürecek. İkisi Suriye'nin geleceğine karar verecek. Kimse bizi bununla kandırmasın. Bunun arkasındaki güçler karar veriyor. Bir, büyük güçler. Yani Rusya. Parçalı bir Suriye mi göreceğiz? Şimdi bu yapıdan 3 tane şey diyelim, senaryo. Bir, yarın Esad tamamen Suriye'nin her tarafını kontrol etti. Ondan sonra da IŞİD'le Esad arasında bir şey kaldı. Ve uluslararası toplumda tabii ki IŞİD'i desteklemeyecek ve Esad'ı destekledi. Bunlar hep böyle varsayım. Ve Esad bütün ülkeyi kontrol etti tekrar. Böyle bir senaryon çıkma ihtimali olsa bile Suriye eski Suriye olmayacak. Buna izin vermeyecekler. Çünkü bu kadar... Toprak bütünlüğü anlamında mı söylüyorsunuz? Toprak bütünlüğü olarak korunur ama iç idari yapılanması açısından. Yani bölgeler olacak, başka şeyler olacak. Bölgeler en azından Kuzey Irak'taki federatif bir yapı yani. Evet. Birincisi bu. Yani birinci senaryoda Esad bütün her tarafı kontrol etse tekrar, bütün Amerika çekilse sahneden, Rusya destek verse, her tarafı alsa tekrar, yine eski Suriye olmayacak. İkinci senaryo, yani bu ikinci senaryo, Suriye'nin yönetim olarak, yani toprak bütünlüğü korunsa bile yönetim olarak daha gevşek bir yapıya gitmesi. Şu anda en güçlü senaryo bu. İçeride PYD'nin bu kadar alan genişletmesinin gerekçesi bu. Çünkü yarın devletin, yani yeni Suriye'nin yapısı şekillenirken arazide hakim olduğunuz toprak itibariyle masaya oturuyorsunuz. Esad da büyük bir alanı genişletmiş oluyor. PYD ayrı bir alanı genişletmiş oluyor. Yarın IŞİD o bölgeden temizlendiği zaman da Sünni bir bölge, orasında kendi bir bölgesi olacak. Dolayısıyla şu anda bile üçlü bir yapı gibi bir şey çıkıyor. Yani fiiliyatta. Bir üçüncü senaryo ise bunların çökmesi. Büyük bir restleşme olması. Artık Suriye'nin halkının bir arada yaşayamayacağı bir durum çıkması. Bu da Suriye'nin bölünmesi demek. Çünkü biz bu senaryoyu konuşurken IŞİD'in oradan temizleneceğini hesaplayarak konuşuyoruz. Orada IŞİD'in kalıcı olması halinde, yani bir şekilde temizlenememesi halinde, bu defa IŞİD en azından ayrı bir alanı oluşturacak. Diğer ikisi, Kürtler, Sünnilerin büyük bir bölümü ve işte Nusayri eksenli bir şey çıkacak, yapı çıkacak. Dolayısıyla bu üç tane senaryo şu anda konuşuluyor. Görüşmeler inişli çıkışlı devam ediyor. Bu çok uzun süre
devam edecek. Çünkü fikirler ayrı. Suriye'nin geleceğine ilişkin taraflar ayrı, fikirler ayrı. Taraflar şimdi yavaş yavaş birleşmeye başladı. Yani eskiden daha keskindi Amerika ve Rusya. Şimdi en azından daha bir noktaya geliyorlar. Ama bu iki gücün bir araya geldiği nokta Türkiye'den uzaklaşıyor. Türkiye'nin görüşlerinden. Tezlerinden uzaklaşıyor. Şimdi bizim böyle bir durumda nasıl bir strateji izleyebiliriz? Mesele bu. Her şeyden önce bir, bizim arazideki bütün dengeleri askeri bir güç kullanarak değiştirme ihtimalimiz var mı? Mesela buradan girip bütün PYD'nin o kontrol ettiği alanı baştan sona kadar silip atmak diye bir şey olabilir mi? Yapmalı mıyız? Şimdi mesele bir de bu. Yani yapmalı mıyız? Müsaade, çıkarımıza mı? İki, şeyi yapmalı mıyız mesela? Buradan gidip bütün işte ta Şam'a kadar yürümeli miyiz mesela? Biz askeri bir müdahaleden kastettiğimiz böyle bir şey. Yoksa sınırlı bir müdahale, mültecilerin gelmesine ilişkin işte dar bir alanı 10-15 şeyi, bunda bir sıkıntı yok. Bunu keşke Türkiye yapabilse. Şimdiye kadar da yapmalıydı. Fiili olarak yapmalıydı. Yani güvenli Amerika, bölge evet, anlamında. Tabii Amerika daha Rusya işin içine girmeden yapmalıydı. Ya incirliğini kullandırmadan önce evet, orayı bir hayır, yapmalıydı daha belki de. Rusya işin içine girmeden bunu yapmalıydı. Rusya şimdi niye biz Rusya'dan çekiniyoruz ki bir çatışma olur diye? Rusya 30 Ekim'de başladı bombardımana. Ondan önce yapmalıydı Türkiye. Amerika ile aşağı yukarı benzer şeyler düşünüyordu, yapmalıydı. Bunu yapamadı. Neden yapamadı? Çünkü Amerika buna da izin vermiyordu. İstemiyordu. Neden istemiyordu? Çünkü iki unsur var. Bir, onların gerekçeleri vardı. İşte burayı kontrol etmek kolay değil bilmem falan falan, ama asıl PYD veya Kürt kartından Amerika vazgeçmek istemiyor burada. Bu bir gerçektir. Bunu kabul edip buna göre hareket edilecek diyorsunuz. Peki şimdi bu kadar yanlışın içerisinde ilk adım Amerika ile bir görüşülmesi gerekiyor. Her şeyi bir masaya koymak gerekiyor dediniz. Yani biz müttefik miyiz hakikaten bu konuda, neyiz? Sonraki adımda ne yapmak lazım? Sonraki adımda, ikinci adımda da şunu yapmak lazım. Bir kere her şeyden önce eğer bunu bizim eğer Suriye'nin tamamen bölünüp parçalanması istenmiyorsa veya Türkiye bir çatışmanın tarafı olup küresel bir, bölgesel bir savaşa gidilmek istenmiyorsa, bunun yine en doğru yolu bu işi konuşarak mültecilere en azından bir alan yaratmak gerekiyor. Ama bunun için uçuşa yasak bölgenin olması lazım. Çünkü alan yarattığınız zaman onu havada kim kontrol edecek? Yani hava eğer yasak bölge yoksa oraya istediği zaman vurabilirler. Böyle bir ihtimal var. Yani güvenlikli bölge öyle bir bölge olması gerekiyor. Buna şu anda o uçuşa yasak bölge fikrine hep Amerika karşı çıktı. Ama ben inanıyorum ki uçuşa yasak bölge fikrine şu anda Amerika sıcak bakıyor. Neden? Merkel'den de bir açıklama var. Neden bakıyor biliyor musunuz? Türkiye'nin Suriye'ye müdahale etme ihtimali artınca bakıyor. Bakınız yine tersten okuyun. Yani bu müttefiklik ilişkisinin ne kadar ayrıştığını görmek lazım. Çünkü Türkiye'nin böyle bir ihtimali artınca bu defa Türkiye'ye kapamak, uçuşa yasak falan. Hı hı. Peki şunu söyleyeyim. Bizim mültecileri tutmak, oradaki o koridoru tutmak, bu ilelebet, yani bu savaşın böyle sürekli devam edeceği tezi üzerine kurulan bir senaryo. Yani tamam, Azez koridoru açık olsun. Güzel. Hiç itirazımız yok. Melek hava üstüne kesinlikle yaklaşmasınlar. İyi de bu kıyamete kadar böyle mi devam edecek? Bunun bir sonraki aşaması ne yapacağız biz? Bir sonraki aşamasında neyi planlayacağız? Ben onun peşindeyim. Yani nasıl bir Suriye görmek istiyoruz? Onun için diyorum, öncelikle bir oturup Suriye'nin geleceğini ne düşündüğünü açık açık konuşmak gerekiyor. Bizim üniter bir Suriye'yi... Şu anda Suriye'yi, o masada Suriye'nin, değil. Evet, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmamız gerekiyor. Hangi yönetim olursa olsun, merkezi güçlendirilmiş bir yapının tekrar tesis edilmesi lazım. Yoksa bizim bu kadar çıkarımız daha, olan evet, o diyorsunuz. Yani merkezi güçlendirilmiş bir belki yapı olması gerekiyor. Belki de Esad'la bir görüşmek mi lazım? Yani Esad'la görüşür görüşme. Esad'la şu anda Türkiye'nin görüşme ihtimali kalmadı. Neden kalmadı? Çünkü bu kadar husumetten sonra Esad'ın da zaten şunu söyleyeyim. Esad Suriye'de kontrolü sağlasa bile, her şeyi sağlasa bile Suriye'yi yönetecek bir şeyi kaybetti. Kolay değil. Çünkü bu kadar ölüm var, bu kadar yıkım var. Bu kolay olmayan bir durum ve bu kabul edilmez. Yani meşruiyeti tartışılır, zaten tartışılıyor. Onun için geçici bir Esad'dan söz ediliyor. Şu anda bir can havliyle bir
bir şey, ölüm kalım savaşı veriyor kendisi açısından. Çünkü Suriye denkleminin dışına şu anda itildiği zaman bir daha dönüşü olmayan bir şey. Hı hı. Başarısız olmuş oluyor, Suriye'yi kaybetmiş oluyor, Suriye'nin bütün olayların müsebbibi oluyor ve Suriye'yi böldürmüş oluyor. Ve dolayısıyla tarih sahnesine en kötü şekilde geçmiş oluyor. Yani bunu, bu kategoriye girmek istemiyor. Diğer taraftan da bizim Suriye'nin geleceğine ilişkin bir karar almamız gerekiyor. Biz nasıl bir Suriye görmek istiyoruz? Tamam, orayı vuralım, oraya bombalayalım, asker sokalım. İyi de bunlar askeri şeyler. Bunun bir siyasi hedefi yok mu? Ne yapmak istiyoruz? Suriye birlikte kalması gerekiyor. Kesinlikle Türkiye'nin güvenliği için. Ki eğer farklı oluşumlar çıkacaksa, devletçikler, cepçikler bilmem falan, o zaman Türkiye'nin bunların yerelde mi daha güçlü olması gerekiyor, yoksa merkezin mi daha güçlü olması gerekiyor? Bunu hesaplaması lazım. Bununla ilgili bir strateji yapmamız lazım. Ondan sonra diğerini konuşabiliriz. Yoksa Azezi'den uzaklaştırdık. Peki Afrin'de duruyor. Batıya geçirmedik, Fırat'ın batısına. Peki doğuda duruyor. Yani ne? Yani sonuçta bu strateji midir? Darala bir tanecik kaldı kırmızı çizgiye. Bir tane 911, kaldı. O da Azez. Azez. Tamam, Azez diyelim ki düşmedi ve oradan yardımlar gidiyor. Peki oradan yardımlar gidiyor da nereye kadar gidiyor? Ben size bir harita göstermek istiyorum müsaadenizle. Evet, süremiz de biraz azalıyor. Hızlıca alalım haritayı. Yani şimdi... Evet. Şimdi bakınız, şu haritayı göstermek istiyorum. Şu bölgeyi kapamış durumda. Şimdi şuradan göstermek istiyorum. Bakın Halep, evet. Bu koridor kapanmadan önce. Şimdi bu koridor, şurası Esad'ın güçleri. Rusya'nın bombaladılar, geldi burayı kapattılar. Şura kapandı. Evet. Azez şurada. Yani şimdi Azez alınmasın, tamam, doğru. Ama şurası kapanmış durumda. Zaten aşağısıyla yukarısının ilişkisi kesilmiş oldu. Yani bunu nasıl bir strateji olarak göreceğiz? Azez alınmasın, kesinlikle doğru. Bir tek orada Türkiye, bir bölge, güvenli bölge. Ama bütün şey şurası kalıyor, bizim iddiamızın olduğu bölge Suriye'de. Şurası. Evet. Küçücük dar bir alan. Yani bakın göstereyim. Bütün iddiamızın olduğu yer şurası. Evet. Bizim de zaten haritamızda, sizin gösterdiğiniz harita ekrana da yansıttı. Gösterebilir miyim şuradan? Yönetmenimiz. Tabii yani demin mikrofonunuzla beraber gitmeniz gerekir. Şimdi şöyle. Evet. Şimdi şöyle, Esad şu koridoru kesti. Şurası kesildi. Yani Afrin'le Halep'in şurası kesildi. Şimdi bir tek kuzey kaldı. Muhaliflere buradan yardım geliyordu veya insani yardım, hı hı, kesildi. ÖSO denilen, evet, değil mi? El Nusra'nın, evet, hakim olduğu bir, yani, grup. Bütün işte muhalifler diyoruz biz. Karışık bir yapısı var. Onu başka bir programda girmek gerekiyor. Çünkü çok uzun bir konu. Şimdi şurası kesildi. Şurası Azez. Ve PYD şuradan gelişiyor. Toprak alıyor. Şurayı da kesmek istiyor. Hı hı. Şurayı da kesmek istiyor. Ben buradan diyoruz ki PYD, burası hepsi PYD'nin, şuraya geçmesin. Buradan da şuraya geçmesin. Hı hı. Peki burası var. Şurası var. Yani bu stratejiyi neyle tarif etmemiz gerekiyor? İki, velev ki diyelim burada, tamam, Azez'e şey yapmasın. Hı hı. Azez'i biz kontrol ettiğimizi düşünün, tamamen almadığını düşünün. Şu bölgede bütün iddiamız, şu anda konuştuğumuz yer, bizim Suriye'de daraldığımız alan burası. Evet. Şimdi sözü toparlayacak olursak, Amerika ile yeniden görüşülmesi gerekiyor. Türkiye'nin kendi iddiasını, Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlama şeklinde tutması gerekiyor. Kesinlikle. Benim yani anladıklarım. Artık Rusya'nın Türkiye'ye bu kadar hasmane, bu kadar Türkiye'nin elini zayıflatacak politika içerisine girmesi, bir kere Rusya'nın şu anda sorumsuzca hareket ettiğini görüyoruz. Ona da bir, o konunun da ele alınması lazım. Yani Amerika bugün sırf arazideki yerel unsurları desteklemek için Rusya'nın önünü bu kadar Orta Doğu'da açarsa, o zaman bunun altında kendisi kalır her şeyden önce. Çünkü Rusya hiç hayatında yakalayamayacağı bir şans yakaladı. Limanları ele geçirdi, Akdeniz'e büyük gemiler soktu. Suriye'nin hava sahasını kontrol ediyor. Karada birlikleri var. Eğitiyorlar. Bu bir Suriye'nin işgalidir. Amerika buna ses çıkaramıyorsa, o zaman o da onun sorunudur. Ama bizim ülke olarak yapmamız gereken, bu durumu tespit etmemiz lazım önce. Birincisi bu. Doğru tespit etmemiz lazım. Burada gerçekleri saklayarak
değil. İdeolojik davranarak değil. Ben CHP milletvekiliyim. Ben CHP'nin ağzıyla konuşmuyorum dış politikayı. Milli çıkarlarımız için konuşuyorum. Veya AK Parti'nin ağzıyla konuşmamaları lazım. HDP'nin ağzıyla konuşmamaları lazım. MHP'nin ağzıyla konuşmamaları lazım. Bu bir milli konudur. Siyaset üstü bir konu. Siyaset üstü bir konudur. Biz şahsen genel başkanımızla, biz de partimizdeki diğer arkadaşlarımızla bu konuya böyle yaklaşıyoruz biz. Evet. Dileriz ki o karanlık gidişat durabilsin Sayın Yılmaz. Hakikaten zor bir süreç yaşıyor Türkiye galiba. Herhalde tarihinin en sıkıntılı günlerini yaşıyor. Evet, maalesef şimdi o kadar... Günlerinden biri diyelim daha. Şimdi şöyle Semra Hanım, 3 milyon insan gelmiş. Daha ne kadar geleceği belli değil. 10 milyar para harcamışız. Ne takdir ediliyoruz? Dünyanın hiçbir ülkesi Türkiye'yi takdir etmiyor. İki, bu kadar diyorlar efendim verdik 3 milyarı ne yaparsanız daha yapın. Vermediler. Peki ben bunlara teklifte bulundum, açıklama yaptım. Dedim ki madem öyle kolay, iki şık var. Ya siz Türkiye'nin 3 milyon işsizini alın, 5 milyar biz verelim. Evet, biz üstüne verelim diyorsunuz. Veya Suriyelileri o kadar kolay siz alın, biz 5 milyar verelim. Yani bu, evet. Bu kadar basite indirgendi, böyle at pazarlığına dönüştü. Şahsen bundan da utanıyorum. Çirkinleşti diyorsunuz. Yani Türkiye'nin çok imajını böyle şey zedeleyemezler. Evet, yanlış. Çok teşekkür ediyoruz Öztürk Yılmaz. Sevgili izleyiciler, saat başında Öztürk Yılmaz'ı uğurlayacağız. Saat başında tekrar karşınızda olacağız bu kez sıcak gelişmelerle. Ve bugün salı biliyorsunuz, grup toplantıları var. Kısa keseceğiz ama sürprizimiz var. Evet, hatıralar arasından yine çok ilginç bir şey çektik çıkardık. Günaydın sevgili izleyiciler. Yeni bir gün başlıyor.